Nil TV'den herkese merhabalar. Perspektif özel programıyla karşınızdayız. Bugünkü canlı yayın konuğumuz uluslararası finans uzmanı Akın Aytekin. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar Nil Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Akın Aytekin kimdir dediğimde uzun bir CV var karşımda. Yurt dışına gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Yoğun bir tempo. Bence program başlamadan Akın Aytekin kendi cümleleriyle izleyenlerimize kendinden söz etsin. Ne dersiniz? Tabii ki. Ya aslında o kadar uzun bir CV için biraz genç sayılabilirim. Öyle başlayayım. Ama ben uluslararası finans gazetecisiyim. Kendimi gazeteci olarak tanımlıyorum. Gazeteciliği biraz daha eskiden yapıyordum. Artık biraz daha alan değiştirdim ama. Her şeyden önce Mersinliyim. Fakat bir ne mutlu bize. Bana da öyle, bana da öyle. Ama bir 13-14 sene gazetecilik yaptım. Wall Street Journal, Reuters ve Bloomberg gibi farklı yerlerde çalıştıktan sonra biraz daha işin diğer tarafına, iletişim tarafına geçtim. Yani gazetecilik de aslında iletişim. Kullandığınız, seçtiğiniz her kelime, o kelimeyi nasıl çerçevelendirdiğiniz önemli iletişimin bir parçası ama biraz daha artık kişiler, kurumlar için iletişim yapmaya başladım son 5 senedir diyebilirim. Peki. Bugün iletişim konuşacağız o zaman zaten. Geldi, dayandı değil mi? Evet. Kendiliğinden. Evet, çok çok eski zamanlarda insanlar iletişim konusunda böyle bir arayışta değildi. Tam tersi böyle dağlarda, mağaralarda ibadetimizi rahat yapalım, güvenli yaşayalım gibi kaygıları vardı ama içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl teknoloji ve bilgi çağı. Artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Zor olan ise edindiğimiz bilgiyi paylaşmak, doğru şekilde ifade etmek, ambiyane tabirle pazarlamak. Burada karşımıza şöyle bir söz, tarihi bir sözle devam etmek gerekiyor. Mevlana'nın bir sözü vardır ya hani, sen ne söylersen söyle. Neydi devamı? Hemen kopya çekelim. Sen ne söylersen söyle, karşıdakinin söylediğin karşıdakinin anladığı kadardır. Evet. İşte bu noktada iletişim sihirli bir top gibi hayatımıza giriyor. Ve eni konu her bilim dalının içinde bir şekilde var. Psikolojide, ekonomide, ticarette. Artık tüm dünya iletişimi böyle ıncık cıncık irdelemeye çalışıyor. Ben şunu sormak istiyorum. Doğru iletişimi sağlamak bu kadar önemliyse, doğru iletişimin altın kuralları neler? Biz nelere dikkat etmeliyiz? Önce genel hayatta, çerçevemiz genel hayat olsun birinci evet. aşamada. Ya çok çok güzel bir kısa bir geçmişini verdiniz iletişimin aslında. İnsanlar yani kendimizi bildik bileli hepimizin özünde tek bir mücadele var. Kendimizi ifade edebilmek. Yani dil bunun için üretilmiştir, yazı bunun için üretilmiştir. Yani sürekli yüzyıllardır değişmeyen tek şey kendimizi ifade edebilme çabamız. Şimdi kendimizi ifade edebilmek için dediğim gibi hani sanat bir ifade biçimi, yazı bir ifade biçimi, konuşma bir ifade biçimi. Bunların hepsi iletişim bazlı faktörler. Şimdi bu iletişimin altın kuralı hepsinin temelinde yatan da karşınızdakini anlayabilmek. Yani odadaki seyirciyi anlayabilmek. Şimdi çok görüyoruz, örnekleri de var. Mesela iş liderleri bir ülkeye gidiyorlar. O ülkeye gittiğiniz zaman veya başka bir ile gidiyorlar veya başka bir şirkete ziyarete gidiyorlar. Sizin öncelikle orada odadaki insanların haleti ruhiyesini anlamanız lazım. Kime konuşuyorsunuz? Mesela diyelim ki bir kimya zirvesine gittiniz. Kimya zirvesinde katılan herkes profesör. Katılan herkes kimya uzmanı. Onlara kimyanın en temel kurallarını anlatmazsınız. Yani tereciye tere satmazsınız değil mi? Bilirsiniz ki onlar onları bilirler. Evet, anlatmaya evet. başlarsanız insanlar sıkılırlar. Ve bir noktadan sonra çok önemli bir mesaj verecekseniz onu da anlamazlar artık. Evet. Çünkü dikkat vermiyorlar. O yüzden odadaki insanların bilgi seviyesini veya çok daha başka bir basit bir örnek vereyim. Diyelim ki sevgilimizle, eşimizle, nişanlımızla oturduk.
bir kavga ettik ama kavgadan sonra aramızı düzeltmek için bir konuşma yapacağız. Şimdi karşıdaki insanı kırdıysak eğer, karşıdaki insanın haleti ruhiyesini öncelikle anlamak lazım. Siz o konuşmaya bir şaka yaparak başlarsanız muhtemelen başka bir kavga daha olacak. O yüzden karşınızdakini ne kadar iyi anlayabilirseniz, psikolojisini, haleti ruhiyesini, o anki fiziki durumunu, ruhi durumunu anlayabilirseniz o kadar iletişimi daha sağlıklı yaparsınız. Peki iş dünyasına dönelim. İş dünyasında masanın o tarafı farklı, bu tarafı farklı. Birinci sorum şu olsun. İş dünyasında patronlar çalışanlarının psikolojisini yeterince anlayabiliyor mu? Yani tabii patrondan patrona çok değişiklik gösterir bu. Kesinlikle başarılı olan şirketler çalışan psikolojisini biraz daha anlayan şirketlerdir. Anlamıyorsa bile bu işe yatırım yapan şirketlerdir. Yani hani iş dünyasında da çalışanlarla biraz daha iletişim kurulacağı zaman hani çalışanların sadece orada para karşılığında bir şeyler yapmak için bulunduğu değil. Şimdi iletişime giren en önemli alanlardan bir tanesi davranışsal bilimdir. Hani davranışsal bilimde de yapılan bir deney vardır. Dan Ariely yapmıştı bunu Amerika'da. İnsanlara Lego veriyorlar. Lego veriyorlar ve bu Lego'dan bir şeyler yapın diyorlar. İki gruba ayırıyorlar. Lego veriyorlar. Diyorlar ki bu Lego'dan bir şeyler yapın. Size $5 vereceğiz. Yaptığınız sonra yapıyorlar Lego'yu. Sonra götürüp veriyorlar deneyi yapanlara. Teşekkürler. $5 burada diyorlar. Lego'yu alan kişi direkt bozuyor. Kenara atıyor Lego'yu. $5 aldıktan sonra bakıyorlar ya ben o kadar uğraştım. Neyse iyi $5 aldık bari diyor. Gidiyor. Bir diğer gruba ise yine Lego yapın diyorlar. Lego'yu yapıyorlar, götürüyorlar, veriyorlar. Teşekkür ederiz. Bunu bir yerde sergileyeceğiz diyorlar. Buyurun size $3 diyorlar. Ama o daha çok haz alıyor değil mi? Ama ikinci grup daha çok haz alıp birinci gruba da sorduklarında biz $3 alıp yaptığımız işin biraz anlamlı olmasını tercih ederiz diyorlar. Hı hı. Şimdi siz çalışanlarınıza yaptıkları işin anlamlı olduğunu anlattığınız, aktarabildiğiniz sürece o insanlar %100 değil %150'leriyle çalışacaklardır ve duygusal bir bağ kuracaklardır. Hı hı. Ama bunun iletişimi de yalnızca iyi şeylerde değil. Yani bu 6 ayda bir ikramiye vererek de değil. Hı hı. Sıkıntıları da paylaşarak ve orada bir hani yoldaşlık yaptığınızı göstererek olacak şeylerdir. Yani aslında benim sormak istediğim şey şu bir bakıma. Geleneksel yöntemle yetişmiş bugünlere gelmiş iş dünyasının liderleri var. Hı hı. Bir tarafta da teknolojiyle barışık büyümüş, bilgiyle donatılmış, yetkinlikleri tam farklı dünya bakış açısıyla yeni gençlik dediğimiz bir kesim var. Burada asıl olan o beyin fırtınası dediğimiz sihirli topu gole çevirebilmek değil mi? Evet. Peki iş dünyasında liderlerle çalışanlar arasında bir kuşak farkı sorunu var mıdır? Ya kuşak farkı olduğu kesin. Hı hı. Bunu şimdi sorunu var veya yok nasıl diyebiliriz bilmiyorum ama onun soruna dönüştüğü alanlar oluyor. Şimdi herkes biliyor biraz daha Z nesli, biraz daha oradan oraya farklı farklı işlerde çalışmayı seven, biraz daha bu kötü bir şey değil kesinlikle. Farklı tecrübeler edinmeyi seven bir nesil. Hı hı hı. Bir önceki nesil, işte millennial'lar denilen nesil biraz daha hani 2, 3, 4 yer falan değiştirebilir belki. Hı hı. Ama bir önceki nesil biraz daha çalıştığı yere bağlı kalan, şey yapan, istikrarı en önde tutan ve riski biraz daha minimize eden bir nesil. Şimdi şu anki yöneticiler biraz daha o istikrarı korumak isteyen yöneticiler oradan oraya gezen nesli idare etmeye çalışıyor. Şimdi istikrarı koruyan yöneticiler, yayından önce bahsediyorduk sosyal medya vesaire evet. falan diye. Şimdi sosyal medyada birçok dediğim gibi Z nesli çok farklı şeyler görüp
farklı alanlara eğilmek istiyorlar. O yüzden bir açık oluşuyor orada. Hı hı. Açık oluşuyor orada. Ama orada iş dünyasındaki yöneticilerin, şimdi bakın iletişim başlı başına bir meslek. O yüzden hani bir kişi 10 şeyle uğraşıyorken iletişimi de araya sıkıştırmak çok riskli bir iş. Hı hı. Dolayısıyla iletişim departmanında ve kendi ekiplerinde doğru işin uzmanı insanlarla çalışırlarsa onun bir o aranın, o farkın bir soruna dönüşmesini engelleyebilirler. Ve tam tersi sinerjiye dönüşür, ivme kazandırır değil mi işletmeye? Kesinlikle, kesinlikle. Peki zor insanlarla iletişim kurmayla devam edelim. Hani bunun ardından bu gelir. Ben kendi iş hayatıma baktığımda evet kendimce geliştirdiğim bir takım kurallar vardı. İlk mezun olduğumda farklı farklı firmalarda da çalıştım. Ve o dönemde benim işverenlerim benim eğitim düzeyimde olmayan, hani o filmlerde anlatılan ya buraya nasıl geldik biliyor musunuz dan ilerleyerek işte tırnağımla geldim şeklinde ifade eden kimselerdi. Arada bir fark vardı. Ben bir şey talep ettiğim zaman ya da işte yol göstermeye çalıştığım zaman bir duvarla karşılaşıyordum. Ama ben bunu nasıl çözdüm? Sessizce, sükunetli bir şekilde eğer o şey gerçekten doğru olduğunu biliyorsam, eminsem, bilgime de güveniyorsam hallettim ve ben size söylemiştim demeyi tercih ettim. Bunun başka bir yöntemi de olmalı ya da bunu nasıl konuşmalıyız şu anda? Yani o biraz daha aslında hani çok Mevlana'nın çok önemli bir sözüyle başladınız yayına. O biraz daha karşıdakine zaman verip hani öncelikle şimdi herkes karşıdakini çok iyi anladığını düşünür. Çünkü ya aklımız bize yanlış düşündüğümüzü çok nadiren itiraf ederiz kendimize. Hı hı. Yanlış düşündüğümüzü de bir şeyi bir saat düşündükten sonra itiraf ederiz. Yani önce kendimizi bir ikna etmemiz. Ama kendimizi gerekiyor. İtiraf ederiz. Yine dışa yansıtmayız değil mi? Ha, evet. Bir ondan, de öyle bir şey var. Ondan sonra tamam ben şimdi buna inandım. Ben bunu diğer insanlara nasıl anlatacağım meselesi başlıyor. Ya yani yine evet, o da evet. O da bir iletişim. Yani hı. Tamam. Hatalı olduğumu fark ettim ama diğer insanlara nasıl söyledim. O yüzden karşımızdaki bize bir şeyi anlattığı zaman çok çabuk bir yargıya varıp hızlı bir şekilde anladığımızı düşünüyoruz. Naçizane benim bence en önemli şeylerden bir tanesi bir durup dinlemek karşıdakini. Yani birisi bir şey söylediği zaman mesela bazı tipler vardır şey yaparlar böyle ben çok karşılaştım gazeteciyken de. Ya şeyi biliyor musun dedim. Evet biliyorum. Daha sormadım. Ondan sonra neyi biliyorsun? Neyi biliyorsun derdim. Neyse sen bir anlat bakalım falan. Yok belli biliyorsun anlatmama gerek yok. Anlasan anlat. Aha, evet. Neyse ondan sonra bir önceki günkü 4 haberi sayardı. Onlardan bahsedecektim. Evet evet hayır sayar. Ama mesela öyle tipler vardır. Veya şey vardır. Bunlar biraz daha reaktif tiplerdir. Bir şey söylersiniz. Hayır hayır der. Direkt hayır hayır. Yani, çünkü o tepki size aslında değil mi? Evet. Fikrinize değil şahsınıza. Yani şahsa biraz da o kişinin psikolojisini de anlamak lazım. Belki o kişi hayatında birçok şeyden dolayı suçlandı. Çocukluğunda bazı şeylerden dolayı suçlandı. Dolayısıyla siz bir şey dediğiniz zaman direkt kendisini savunma şeyine geçiyor. Hayır hayır öyle değil diyor ama bir dur. Tabii. Bir dur bir dinle. Sakin. Karşıdaki anlatsın sana şey yapsın. Ondan sonra bir derin nefes al, yavaş yavaş sen ne demek istiyorsan onu söyle. Yani dediğim gibi birçok konuda çok reaktif, çok hızlı tepki veriyoruz bazı şeylere. O tabii sağlıksız bir iletişim yaratıyor. Bir de zaman kaybı yaratıyor Nil Hanım. Yani evet. Çok hızlı ve sağlıksız bir tepki verdiğimiz zaman bu sefer tekrar dönüp onu telafi etmemiz gerekiyor. Halbuki en başta iletişimi şeyi doğru kursak, o telafi etmek için geri döneceğimiz zamanda başka bir şey için kullanabiliriz. Yani biz aslında toplum olarak bir hayır demeyi, iki ben bu konuda pek bilgi sahibi değilim demeyi sevmiyoruz. Evet. Bu ciddi bir sorun. Ciddi bir sorun. Bence o sorunda da en ciddi nokta biz sağlıklı bir şekilde hayır demeyi bilmiyoruz. Değil mi? Evet. Yani hayır diyoruz. Ama ya çok tersleyerek hayır diyoruz ya istemeye istemeye hayır diyoruz. Ama hayır derken neden hayır dediğimizi anlatamıyoruz karşıdakine. Yani bu
İş dünyasında mesela bir çalışan bir şeye ihtiyacı olur. İş yerinden bir şeyi isteyecektir. Tersleyip gönderebilirsiniz de çalışanı. Ne alakası var falan da diyebilirsiniz. Veya hayır derken neden hayır dediğinizi, şöyle neden hayır dediğinizi açıklamak için 4 dakika ayırsanız bile o sağlıklı bir hayır oluyor. Bakın yaptığınız açıklamanın çok inanılmaz %100 mantıklı bir açıklama olması şart değil. Hı hı. O 4 dakikayı ayırıp karşınızdaki insana biraz daha verdiğiniz değeri, onun iletişimini kurduğunuz zaman karşıdaki insanla zaten sağlıklı bir şekilde hayır deme yolunda ilerliyorsunuz. Sağlıklı hayır demediğimiz için çok kalpler kırılıyor Nilay. Değil mi? Çok kalp kırıyoruz, evet. Sağlıklı hayır diyemediğimiz için. Ya da kendimizi gereksiz yoruyoruz. Üstümüze, evet. Yani bizim görevimiz olmayan işleri hayır demediğimiz için biz yapmak zorunda kalabiliyoruz. Ve o iş zaten niteliksel anlamda da olması gerektiği gibi olmuyor. Evet. Böyle bir realite var. Peki devlet yönetiminde iletişim başlığıyla devam etmek istiyorum ben. İnsanlar yaşadıkları coğrafyadan medya aracılığıyla haberdar oluyorlar. İşte bu noktada da devletlerin kendi içlerindeki politikaları ya da uluslararası arenadaki duruşlarının doğru aktarılması gerekiyor. Medyanın iletişimdeki rolü, görevi nedir, nasıl olmalı? Şimdi bir kitapta okumuştum. İnsanlık tarihi üzerine Hariri'nin kitabı, Sapiens kitabında. Hı hı. Toplumun temel taşlarından bir tanesi dedikodudur diyor. İnsanlar dedikodu olmadan yapamıyorlar. Şimdi dedikodu ne demek? Dedikodu da aslında çok kötü bir şey değil. Dedikodu bilginin bir şekilde aktarımı. Dedikodunun günümüzde anlaşılma şekli bilginin manipüle edilerek aktarımı. Veya çok emin olunmadan. Aslında herkes bir gazeteci. Herkes bir iletişimci. Şimdi gazetecilikte ben arkadaşlarıma şunun şakasını yapıyordum. Hani ismi açıklanmayan bir kaynağa göre denilir ya. O gündelik hayatta şöyledir. Ya sana söyleyeceğim ama kimseye benim söylediğimi söyleme. Ki en hızlı o yayılır. Evet. Değil mi? Evet. Ya gazetecilikte adı açıklanmayan bir kaynağa göre dersiniz. Ama gazeteciliğin mesela altın kuralları vardır. İşte bir bilgiyi aldığın zaman teyit ve iki, en az iki, ideal olarak üç farklı kaynaktan aynı bilgiyi al. O zaman haberini yapabilirsin. Yoksa birisinden duyduğun zaman çok farklı ihtimaller vardır. Asparagas haber diye bir şey çıkıyor ondan sonra. Evet. Orada, değil mi? O kişi seni yanlış yönlendiriyor olabilir. O kişi bilerek seni kullanıyor olabilir. Veya o kişi onu yanlış biliyor olabilir. Ya da takipçi kasmak istiyor olabilir. İçinde bulunduğumuz çağa göre öyle değil mi? Böyle kesinlikle. Sansasyonel haberlerle takipçi kasma diye bir realite var. Evet. Evet. Ki yani bilimsel araştırmalar da şunu gösteriyor. Sansasyonel haberler, hı hı, doğru haberlerden daha çok talep görüyor. Daha çok yani retweet'i, şeyi, işte yayılımı daha hızlı oluyor. Neden? Onların. Çünkü yani insanlar olarak şeyiz, beynimiz biraz daha böyle sansasyonel bilgiye şey. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın bu kadar şey olması. Donald Trump bugüne kadar Amerikan başkanları arasında, eski başkanları arasında medyada en çok yer alan insan. Ama en çok yer almasının sebebi de sıklıkla böyle sansasyonel ve insanların mantıksız diyebileceği açıklamalarda bulunması. Ve çok da umurunda değil. Ha, ne oluyor? Herkes ondan bahsediyor, ondan konuşuyor. Şimdi ben hani Trump'la ideolojik olarak aynı görüşte olursunuz olmazsınız, o ayrı bir şey. Ama hani basın önünde, hani medya tarafından cover edilmesi çok yüksek ve sürekli herkesin konuştuğu bir figür. Yani o yüzden orada aslında insanlar birazcık bana göre şunu da düşünüyor. Hep medya önünde yaşadığı için gizli yönlerinin olabileceğini bertaraf ediyor. Zaten adam sürekli ekranda, görüyoruz, iyi tanıyoruz. Bir belirsizlik yok yaklaşımıyla, evet, onlara prim kazandırmış oluyor medya bir şekilde. Evet. Ciddi paralar da dönüyor değil mi? İnanılmaz. Evet, evet. Yani işte o da onun üzerinden kendi markasını yaratmış oluyor isim olarak. Yani adam Donald Trump en azından çok eski zamanlarda para verip evde tek başına filminde 2 saniye görünmek için inanılmaz paralar verip üstüne filmi benim otelimde çekin
sizden hiçbir ücret almayacağım diyerek yani o zamanlardan başlamış. Yani şeyde de şimdi sorunuza geri dönecek olursak biraz dağıttım ben konuyu. Hı hı. Medya zaten iletişim için en önemli çerçevelerden bir tanesi. Gazetecilerin buradaki rolü çok büyük oluyor. Dolayısıyla herkes haberlerini, gerçi günümüzde değişiyor. Biraz daha sosyal medya, farklı mecralar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla herkes gazetecilerin bir şekilde iyi tarafında kalmaya çalışıyorlar. Özellikle bürokratlar, devlet insanları. O yüzden bu şeyin bir parçası ama. Hani bir devlet yetkilisi olarak yapılan iletişimin bir parçası. Diğer parçası da bir devlet yetkilisi olarak, bir şirket yetkilisi olarak, bir kurum yetkilisi olarak. Diğer parçası da gittiğiniz ortamda, hani dedik ya en baştaki altın kural Halit Rüya'yı, odadaki seyirciyi anlayabilmek. Ben bu insanlarla iletişim nasıl kuracağım? İkincisi de içinde bulunduğunuz özellikle ve özellikle devlet yetkilileri ve iş insanları için geçerli bu. İçinde bulunduğunuz konjonktürü, gittiğiniz ülkedeki siyasi toplumsal konjonktürü inanılmaz iyi anlamanız gerekiyor. İnanılmaz iyi anlamanız gerekiyor. Yani şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Türkiye'nin, ismini vermeyeyim, Türkiye'nin en önde gelen iş insanlarından bir tanesi son zamanlarda Almanya'da bir konuşma yaptı. Almanya'daki konuşmasında şöyle dedi. Biz Türkler 50 yıl önce buraya geldik ve hepimiz işçiydik. Ama aramızdaki ilişki o kadar başarılı oldu ki artık yanımızda bir Türk yanında 20-30 Alman çalıştırıyor. Çok antipatik bir açıklama. Aslında iyi niyetli bir açıklama. Ama antipatik. Başarılı olduğunu söyleyen bir açıklama. Ama şimdi oradaki o iş insanının iletişim danışmanı ben olsam, hı hı, oturturum derim ki bakın ben size bir örnek vereyim. Diyelim ki Suriyeli bir iş adamı Türkiye'de konuşma yapıyor. Hı hı. Suriyeli bir iş adamı Türkiye'de konuşmasını yaparken diyor ki biz 15 sene önce buraya geldik diyor. Ve Türkiye'de o kadar başarılı olduk ki şimdi yanımızda 30 tane Türk çalıştırıyoruz. Oturun bu toplumda nasıl bir etki yaratır? Bir düşünün. Dediğiniz zaman o kişi zaten iki kere düşünecektir onu söylemeden önce. Veya diyecek ki benim konuşmamdan bunu çıkarın diyecek. Şimdi öyle bir ortamda kalkıp Almanya'dan bahsediyoruz. Aşırı sağın son seçimlerde de popülaritesini arttırdığı ve bu tür söylemleri alıp çok rahat kullanıp propaganda yapabileceği ve aşırı sağın kendi şeyini daha da arttırıp sizin orada savunduğunuz gruba belki grubun aleyhinde çalışacak bir akıma katkıda bulunuyorsunuz. Şimdi bunlar çok aslında basit şeyler gibi görünüyor. Fakat dediğim gibi iş dünyası yetkilileri, devlet yetkilileri bu durumları çok iyi okuması gerekiyor. Konjonktürü, toplumsal psikolojiyi. Yani iletişim hiçbir zaman sadece kelimeden, sözden ibaret değil. Yani sosyolojiyi çok iyi bilmeniz lazım. Çok iyi değilse de sosyolojiden biraz anlamanız lazım. Psikolojiden anlamanız lazım. Empati, dili nasıl kuracağınızı bilmeniz lazım. Çok farklı alanları olan bir şey. Ses tonuyla bile mesaj verebiliyoruz. Evet, kesinlikle. Tonlamayla bile. O yüzden her dikkat etmemiz lazım. Peki devletlerin yönetiminde iletişimle devam edelim yine tekrar. Orada sormak istediğim başka bir şey vardı. İçinde bulunduğumuz dönemde anlıyoruz ki artık ülkelerin kendilerini ifade etmesi ulusal ya da uluslararası arenada bir ihtiyaç değil, zorunluluk. Yani meşruiyetin kanıtlanması anlamında. Çünkü bugün bir bakanın yaptığı bir açıklama ya da bir siyasi liderin yaptığı açıklama tepeden tırnağa ekonomiyi, her şeyi, güncel hayatı, yatırımları etkiliyor değil mi? Kesinlikle. Devlet yönetiminde etkili bir iletişimin sağlanması için neler yapılmalı ya da yapılıyor mu? Ülkemizde sağlıklı bir iletişim var mı bu konuda? Genel olarak, ülke olarak iletişim konusunda biraz eksiyiz. Bence hani toplumda hangi alanlarda eksiyiz? İletişimin hangi alanlarında? Şöyle, öncelikle yani genel bir yorum yapmak gerekirse iletişimi çok basite alıyoruz. Yani iletişimin ne kadar önemli olduğunun farkında değiliz. Hayatın her alanında, şeyinde olduğunun farkında değiliz. Bu bir. İkincisi,
İletişimde bizim en sıkıntı yaşadığımız nokta güven duygusunu karşıya nasıl verebileceğimiz. Toplumsal güvenin sağlanması. Toplumsal güven, kurumsal güven. Markalar bunu biraz daha profesyonel bir şekilde yapmaya başladılar ama o yüzden mesela bir çağrı merkezini aradığınız zaman çağrı merkezi size yardımcı olmuyorsa o markanın güven şeyi tamamen boşa çıkmış oluyor. İnsanlar çağrı merkezini arıyor. Çünkü markalar iletişimini yaparken hani bize güvenin mesajını temele alıyorlar. Ama size güvendim, bunu aldım, bunun mürekkebi yokmuş diye aradığınız zaman çağrı merkezini, çağrı merkezi de valla yapacak bir şey yok diyorsa siz de bunu ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz Twitter'da yazıyorsunuz veya başka bir sosyal medyada yazıyorsunuz. Bu sefer o şirketin yaptığı belki milyon dolarlık reklam, milyon dolarlık çöpe iletişim gidiyor. Çöpe gidiyor. Aynen. Bu devlet kurumlarında da yani devlet kurumu çok ayrı çünkü devlet kurumlarının güven vermesinin ana nedenlerinden, temelinde olan nedenlerden bir tanesi hepimizin hayatı, çocukları, çocuklarının geleceği. Yani bakın şeyde bir 5-8-10 sene önce birçok dostumuz, birçok arkadaşımız Türkiye'den gitti. Yani inanılmaz bir beyin göçü yaşadık. Evet. O beyin göçünde topluma verilen hani X konusunda şöyle düşünüyorsanız sizin burada yeriniz yok. Geleceğe dair güvensizliği arttırarak insanları yurt dışına gitmeye zorladı. Hı hı. Ama birçoğumuz da kaldık. Çünkü niye? Bizim eşimiz, annemiz, babamız, erkil aile yapısı sağladı değil mi? Hani ve herkes burada. Evet, geleceğimiz evet, burada. Evet. Yeğenlerimiz burada. Dolayısıyla hani devletin de siz burada güvendesiniz mesajını verebilmesi için iletişimi kullanması çok çok mecburi, çok elzem. Ha, Türkiye'de çok kuvvetli bir şekilde iletişim şeyi oluyor. Devlet kurumlarında iletişim çabası oluyor. Evet. Ama ne kadar sağlıklı, ne kadar herkese hitap ediyor o tabii tartışma konusu. Ve çok çabuk tepki veriyor değil mi piyasalar? Bir bakıyorsunuz bir cümleyle döviz tavan, borsa Titanic, altın. Evet. Değil mi? Sormaya başlıyoruz. Evet. Öyle. Ne olacak halimiz sorusu soruluyor. Evet. Kahvede de soruluyor, mecliste de soruluyor. Doğru mu? Öyle. Yani piyasalar çok ayrı bir evet, hikaye zaten. Evet. Piyasalar şimdi hani bir 13-15 sene falan finans gazeteciliği yapmış olmanın şeyle tecrübesiyle biraz şey söyleyebilirim. Her gün piyasa fiyatlayacak bir şey arıyor zaten. Böyle mesela sabah ararsınız borsa açılmadan önce. Bir piyasa uzmanına dersiniz ki abi bugün ne fiyatlanacak? Size fiyatlanacak bir şey bulur. Yani şey diyemez. Hiçbir piyasa uzmanı size kalkıp şey demez. Vallahi bugün neyi fiyatlasak hiç bilmiyorum diyemez. İlla fiyatlanacak bir şey vardır. O yüzden mesela arkadaşlarla aramızda şaka yapardık. İstanbul'da hava kapalı olduğunda hava kapalı olduğunda bugün borsa düşer. Milletin morali bozulur hava kapalı diye falan şey yapardık. İkisi birbiriyle çok alakasız. Ama daha sonraki yıllarda araştırmalarda gördüm. Hakikaten havanın borsa şeyi üzerinde bir etkisi varmış. Havanın kapalı olmasının vesaire. Tekrar yine sorunuza dönmek gerekirse hızlı tepki verme konusunda çok iyiyiz. Çok evet. Çok iyiyiz. Yani hani dediğim gibi özellikle haksız olduğumuzu kendimize itiraf etmediğimiz için etmeyi de sevmediğimiz için onu itiraf etmek de biraz süreceği için çok hızlı tepkiler veriyoruz. Şimdi ben gazetecilik yaptığım yıllarda biraz davranışsal ekonomiye de eğilmiştim. Biliyorum. Davranışsal ekonominin en büyük ismi Daniel Kahneman. Daniel Kahneman psikoloji çalışıp ekonomi alanında Nobel ödülü almış. İnanılmaz dahi bir adam. Yani. Hı hı. O şey diyor. Beynin iki çalışma sistemi vardır diyor. Sistem 1 ve sistem 2. Sistem 1 gündelik hayatta %90-95 kullandığımız her şeye otomatik tepki veren, çok fazla düşünmeyi gerektirmeyen, çok fazla böyle karışık, kompleks olmayan bir düşünce sistemi. Her yani aslında kolayda mallar dediğimiz ekonomide onlara yoğun bir bakış açısı değil mi? Evet, evet, evet. Yani mesela gidip birisiyle oturduğunuz zaman şöyle oturup bir şey derseniz, ya senin çocuğun var ya,
deyip böyle bir saniye beklerseniz karşınızdaki biraz böyle şey olur. Gerilir değil mi? Evet. Hayırdır? Anlamaya niye, çalışır. Evet, niye benim çocuğumdan niye bahsediyoruz falan der. Orada beyinde olan şey, burada amigdala denen kısım, sizin tamamen kontrolünüzün dışında beyinde bazı sıvılar salgılanıyor, bazı hormonlar salgılanıyor. Yani korumaya geçiyorsunuz, bir şey hissediyorsunuz, bir hazır ola, ya hazır ola değil de bir hazırlığa geçiyorsunuz orada. Tepki. Karşıdakine tepki karşı. Tepki veriyor. Biz o sistem biri çok kullanıyoruz. Çok kullanıyoruz. Yani karşımızdaki bir şey derse hemen tepki vermeye peki, hazırız. Peki modern toplumlarda... Mesela, nasıl? İşleyiş 1 mi 2 mi? Sistem 1 mi daha ön planda? Sistem 2 mi? Sistem 1 insanlığın genelinde tüm daha dünyada. Ön planda. Tüm dünyada. Anladım. Ama biz biraz daha duygusal bir toplum olduğumuz için o dediğiniz çok daha hızlı reaksiyon, çok daha çabuk tepki verme. Doğru yanlış. Dediğim gibi onu sonradan düşünüyoruz. Yani işte orada da sistem 2 devreye giriyor. Sistem 2'de biraz daha yani Kahneman bunu şöyle açıklıyor. Sistem 1 düşünün ki bir senfoni orkestrasına gittiniz diyor. Duyduğunuz bütün müzik, odadaki müzik sistem 1. Ama o senfoni orkestrasına bakıp oradaki davulu seçip ben sadece davulu dinleyeceğim diye odaklandığınız zaman oradaki sistem 2. Evet. Sistem 2 biraz daha detaylı düşünüyorsunuz, şeyi düşünüyorsunuz. Başka bir örnek vereyim. Mesela ben size 2 kere 2 dersem direkt 4 dersiniz düşünmeden. Ama ben size 17 kere 28 dersem biraz daha karışık ya. Evet. Şey dedi, hayır niye? Niye 17 kere 28? Evet. Değil niye mi? Şimdi durup burada şey yapayım? Ne çünkü gerektiririm? O, evet. Evet. Biraz daha efor gerektiren, çaba gerektiren şey. Ya da şöyle düşünürüm. Şimdi bir ters köşe yapalım. Demek ki kendisi bunu kaç ettiğini biliyor. Beni küçük düşürmek için bu soruyu sor diye de bilirim. Heh, işte orada da sistem 2 devreye değil giriyor. Mi? Çünkü evet. Farklı katmanları göz önüne alıyorsunuz. Ya son bir şey söyleyerek bunu şey yapayım. Mesela sistem 1'in başımıza açtığı en büyük belalardan bir tanesi de böyle şey ön yargılı yaklaşma, ırkçılık veya birisini direkt şey yapmak, direkt yargılamak. Çünkü çok düşünmeyiz böyle şeyleri. Yani birisi bir şey yaptığı zaman bunun arkasındaki nedenleri çok anlamak için uğraşmayız. Çünkü niye uğraşalım ki? Benim işim değil. O öyle yapmış. O zaman çok çabuk yargıya varır, geçeriz. Peki, insan davranışlarıyla ekonomi arasında bir bağlantı var. Bunu her zaman söylüyoruz. Ekonomistler yıllardır konuşuyoruz. Hatta biri bir şey söylüyor, yüzyıllar sonra biri geliyor, o yanlış dedi, bu doğrusu böyleydi. Biz hep gidip geliyoruz, doğru mu? Böyle de bir şey var. Kesinlikle. Ekonomi bilimi sürekli büyüyen, gelişen bir bilim. Hep kendinizi yenilemeniz gereken bir bilim ama şu Adam Smith'in bir sözü var, eminim siz de hatırlarsınız. Diyor ki sürekli daha fazlanın peşinde koşuyoruz, gözümüz sürekli aç ve sürekli elimizdekinden daha çoğunu istiyoruz. Bu yüzyıllar önce söylenmiş bir şey ve hala bizde karşılığı var. Evet. Ne söylemek istersiniz bu konuda? Şimdi Adam Smith ekonomi tarihinin en doğru ve en yanlış anlaşılmış ismi aslında. Evet, pek çoğu gibi. Evet. Tek çoğu gibi. Yani şimdi Adam Smith'i herkes mesela günümüzde kapitalizmin babası olarak Adam Smith şey olur. Yani adam Ulusların Refahı diye bir kitap yazmış. Herkes o kitabı almış. Herkes o kitabı almış ve kapitalizmi bu kitap üzerine inşa etmişler. Evet. Ve Adam Smith için de kapitalizmin babası demişler. Ama Adam Smith'in yazdığı bir kitap daha var. Etik Değerler Kuramı diye. Adam Smith aslında sadece bir ekonomist değil. Adam Smith biraz daha bir filozof bir insan. Şimdi Ulusların Refahı'nı yazıp insanlara şey demiş Adam Smith. Bakın arkadaşlar işte kapital, sermaye böyle biriktirilir, böyle kurulur, böyle şey olur. Sonra diğer taraftan da Etik Değerler Kuramı'nı yazıp şey demiş. Ya arkadaşlar bakın biz kapitalizmi kuruyoruz ama insanlar açgözlüdür. Bak insanlar birbirleriyle rekabete girecekler. İnsanlar bu rekabette birbirlerine zarar verecekler. Kapitalizmi büyütürken bunu kontrol edecek bir mekanizmayı da kurmamız lazım beraberinde demiş. Ama insanlar biraz daha açgözlü olduğu için dur hele şu bir sermayeyi bir bulalım da ondan sonra ona bakarız demişler. Yani bu da aslında hani
bir mesajı alıp işliyorsunuz. O mesajı ne kadar yayıyorsunuz? İnsanlar ne kadar anlayabiliyorlar o mesajı? O önemli. Ama tabii insan doğasında yarışma var. İnsan doğasında kendimizi başkalarıyla kıyaslama var. İnsan doğasında onda varsa bende de olsun diye bir şey. Mesela Türkiye'de Marmara Üniversitesi'nde bir araştırma yapmışlardı. Türkiye'deki gençlere bir işe gireceksiniz. O işte kimsenin ne kadar maaş aldığını bilmeyeceksiniz. Ama sizin maaşınız 12, atıyorum 12 lira olacak demişlerdi. Bunu mu istersiniz? Yoksa bir işe gireceksiniz. Herkes 7 lira alıyor o şirkette ve siz 10 lira alacaksınız. Bunu mu tercih edersiniz? Gençlerin çoğu 10 lira alacakları seçeneği tercih etmişlerdi. Hı hı hı. Çünkü başkalarından daha iyi olduğumuzu bilmek biraz daha ekstra para kazanmak kadar tatmin veriyor insanlara. O yüzden işte sosyal medya, bu influencerlar falan çok revaçtalar. Çünkü gösteriyorlar ve diğerleri istiyor bunu. Hani şimdi şey de değil artık, böyle sinemalar falan filan yavaş yavaş tarih olacak maalesef. Benim çok sevdiğim bir aktivite ama artık biraz daha şey, yurt dışında mesela Suudi Arabistan gibi yerlerde büyük alışveriş merkezleri, AVM'ler biraz daha tecrübe satıyor insanlara. Yani gelip orada bir şeyler çekip Instagram'a koyabilirsiniz. Başkalarına gösterebilirsiniz, bakın. Bunları satıyorlar. Sadece Luna Park'ları alıyorlar, eski açık havadaki Luna Park'ları. AVM'ye koyuyorlar. Orada çok farklı tecrübeleri edinip insanlara hava atabilirsiniz diyorlar. Yani yeni şey bu oluyor. Evet, açgözlülük, yetersizlik ve aşırı tüketim, bilinçsiz tüketim. Mesela 17. yüzyılda da Hollanda'da bir lale tüketme çılgınlığı, lale soğanı çılgınlığı olmuş. Biz bugün onu cep telefonlarında yaşıyoruz. Aklıma gelen ilk örnek. Evet. Bir akıllı cep telefonunun en fazla kaç özelliğinden haberdarız diye sorsam, eminim kullanmadığımız, ben de dahil, pek çok özelliği var. Ama herkesin hayatının odağı olmuş, değil mi? Onda var. Yeni model çıktı artık böyle. Tüketici çılgınlığı var. Bu tüketici çılgınlığı sadece elektronikte değil. Kıyafetlerimizde var, duruşumuzda var, özel ilgi alanlarımızda var. Ondan sonra da yatırım yapamadığımız için üzülüyoruz. Yani Türkiye'nin temel sorunu bir, bilinçli tüketici olamama. İki, yatırım konusunu çok fazla büyütme gözünde. Ne demek istiyorum? Dünyanın en zengin adamlarının üzerinde yapılan bir takım araştırmalar var. Onlardan birini okumuştum bir şekilde. Adam diyor ki, mesela kendinize bir hedef belirleyeceksiniz. Ben haftada atıyorum 100 lira gibi bir rakamı bankaya koyacağım ya da bir yere koyacağım. Koyup unutacağım dediğiniz zaman yatırım planlamasını bir şekilde yapmış oluyorsunuz diyor. Ama biz diyoruz ki mevcut düzende işte bu ekonomide nasıl yatırım yapılır, nereye yatırım yapılır? Az önce de dediğim gibi finansal okur yazarlık konusunda çok zavallıyız. Evet. Yatırım konusunda yatırımın ne olduğundan bir haberiz. Evet. Ve sürekli doyumsuz bir şekilde sadece tüketmeye yönelik bir çabamız var. Değil mi? Evet. Ne dersiniz? Evet, kesinlikle. Yani günümüzde de revaçta olan şey o. Yani az önce bahsettiğimiz gibi sosyal medyada görülen, şeyde görülen ve gençlerin biraz daha işte o cool dedikleri şey o oluyor. Ama en büyük eksikliklerden bir tanesi de Nilan'ım, artık ya bu kadar materyale bu kadar daldığımız için toplumda gençlere yol gösteren de yok. Yani gençler hem kendilerini bir mentor aramıyorlar, arasalar da bulamıyorlar. Yani ya da hani, yanlış kişileri örnek alıyorlar. Evet. Kolay para kazanmanın, kolay ünlenmenin peşine düşüyorlar. İşte onu şey yapıyorlar. Çünkü onu arıyorlar. Hı-hı. Çünkü bir kişi onlara şey demiyor. Ya bak, sabırlı ol. Tamam, hayatta bazı dönemler vardır. 20'li yaşların çok türbülanslı geçer. 30'lu yaşların biraz sakinleşmeye başlarsın. Para kazanmak için acele etme. 30'lu yaşlarının sonuna doğru, 30'lu yaşlarının ortasında
yavaş yavaş parayı kazanırsın zaten bir şekilde sakin kaldığın sürece. Ama önemli olan o parayı kazandıktan sonra ne yapacaksın? Şimdi kazanmak değil harcamak değil mi asıl olan? Evet, evet. Şimdi şeyde Amerika'da yine bir araştırma yapmışlardı. İnsanların mutluluk seviyesi yıllık gelirleri 70 bin dolar olana kadar şöyle gidiyor. Yıllık gelir 70 bin doları geçtikten sonra şöyle gidiyor. Ve 150 bin doların üzerinde şöyle devam ediyor. Çünkü biz bir para kazandıktan sonra bir şey elde ettikten sonra artık daha büyük anlamlar arıyoruz. Hı hı. Ya o yüzden insanlar çok para kazanıp çok mutsuz olabiliyorlar. Çünkü önemli olan o çok parayı kazanmak değil. Önemli olan sizin o çok parayla ne yaptığınız. Daha derin anlamlar arıyoruz. Şimdi beyinde fiziki olarak bir bölge var. O bölge olayları anlamlandırmak ister. O yüzden bunu Robert Shiller çok güzel anlatmıştı Anlatım Ekonomisi kitabında. Beynimiz olayların bir mantık çerçevesine oturmasını ister. O yüzden iletişim yapılır zaten. O yüzden hikayeler anlatılır. O yüzden biz nereden geldik, nereye gidiyoruz bunun anlamını ararız. Dolayısıyla insanlar biraz daha para kazandıktan sonra, biraz daha rahata erdikten sonra daha derin, daha büyük anlamlar arıyorlar. Onu bulamadıkları zaman da mutsuz oluyorlar ve yani ne anlamı var ki diyorlar. Ama şey var bir de hani araştırmalar bireylerin kayıplara kazançlardan daha fazla tepki gösterdiğini ortaya koyuyor. Evet. Yani kazanıyorsun kazanıyorsun hep kazanma olarak mı görüyoruz biz bu dünyayı? Kaybettiğimiz zaman yerle bir oluyoruz değil mi? Bir de bunu konuşmak evet. lazım. Çünkü kayıp yani para kaybı da olsa insana fiziki bir acı veriyor. Mesela poşet olayı hep konuşulur bilirsiniz. 25 kuruş şeydi. Evet ama insanlarda kayıp şeyi bir gider tetikledi. O da insanlarda hakikaten beyinde fiziki acı duyduğunuz bölge tetikleniyor. Hı-hı. Fiziki bir acı duyuyorsunuz kayıp olduğunda. Mesela o yüzden uzmanlar yatırım yapan insanlara veya borsaya para koymuş insanlara veya herhangi bir şeye para koymuş insanlara hesabınızı çok kontrol etmeyin der. Unutun. Bir süre, unutun. Değil mi? Evet. Unutun. Yani hesabınızda kırmızı gördüğünüz zaman veya hesabınızdaki para biraz azaldığı zaman orada fiziki acı duyuyorsunuz. Bunu yapmayın kendinize. Hı hı. Borsada panik satışları o yüzden oluyor mesela. Evet. Herkes bir bakıyor, para azalıyor, azaldıkça azalıyor. Ya mesela borsada bir günlük harekete bakarsınız, şuradan başlayan şey böyle inmiştir. Hı hı. Ama 5 yıllık harekete bakarsınız, 5 yıllık hareket o şöyle günlük inen şey şöyle olmuştur. Ve bir hafta sonra tekrar böyle gidecektir. Hı hı. Ama siz o fiziki acıyı duyduğunuz için kayıptan dolayı hemen panik yapıp mantıksız kararlar veriyorsunuz. O sürü psikolojisi piyasayı çok etkiliyor değil mi? Evet, evet. Yani eğer bir sektörü yerle bir etmek istiyorsanız bir iki yere temas edip bir sürü psikolojisi yaratıp çok rahat sonuca ulaşabilirsiniz. Bu da aslında piyasada genel anlamda bir güvensizlik göstergesi. Evet. Evet. Yani insanlar biraz onu basite alıyorlar ama hı-hı. piyasada para yönetecekseniz eğer gerçekten çelik gibi duygularınızın olması lazım. Çok ani tepkiler vermemeniz lazım. Mesela yine enteresandır. Kadın portföy yöneticileri erkek portföy yöneticilerine göre genelde daha başarılı oluyorlar. Neden? Çünkü kadınlar beyinlerinin ön tarafını daha sık, daha yoğun kullanıyorlar. Beynin ön tarafı da olaylara biraz duygusal tepki vermememizi sağlayan, biraz daha sakin kalmamızı sağlayan taraftır. Erkekler o zaman onu... şey mi, paramızı kadınlara mı emanet etmeliyiz erkeklere? Yani... Öyle bir yazımızı okumuştum. Evet, evet, evet. Ama kadınlar erkeklere göre daha az alsat yaptıkları için erkeklerden 1.8 kat daha başarılılar şeyde. Finans. Portföy getirilerinde. Öyle bir bilimsel bir gerçek var. O sabır var ya hani biz kadın biyolojisinde sabır, bizim %80'imiz sabır diyorum ben. Değil mi? Evet. Evet. Ya bir de hani o sabır ve şey... Siz mesela birileri size şunu yap dediği zaman siz hayır biraz bekleyeceğim yapmıyorum dediğinizde üzerinizdeki baskı da gittikçe artıyor. Hı hı. Şimdi o baskıyı kaldırabilmek önemli. O baskıya ne kadar dayanabiliyorsunuz? Kulağınızı ne kadar tıkayabiliyorsunuz?
bir kişi sana şunu yap dediğinde siz yapmadığınız zaman ikinci bir kişi de gelip ya yapsana dediğinde hayır kardeşim bir dakika durun ya diyebiliyor musunuz? Yoksa ya bu da söylediğine göre herhalde bir bildiği vardır değil mi? Ama öyle, araştırmaya başlıyorsun orada. Öyle değil, sürü psikolojisi oluşuyor ama. Evet. Sonra siz yapıyorsunuz, sonra gidiyorlar dördüncü bir kişiyi buluyorlar, beşinci bir kişiyi buluyorlar. Hı hı. Ve bu da hani eninde sonunda piyasalarda şeye de balonların oluşmasına da neden oluyor. Şimdi bu konuştuğumuz her şey aslında duygusal tetikleyicilerin bizim alışveriş alışkanlıklarımızda ya da dünyaya bakışımızda, ekonomimizde nelerin önemli olduğunu altını çiziyor ama şöyle bir realite var. Bu küresel firmalar satış geliştirme adına çok ciddi kaynak ve bütçe ayırıyorlar. Yani tüketicinin onun karşısında durması da biraz zor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane diyelim ki bir içecek firması. Hı hı. Bu içecek firmasının yıllık cirosu milyar dolarlardan bahsedebilirsiniz. Bunların yaptığı reklamlarla şimdi sanıyorum sene 2018 veya 2019'du. Bir davranışsal ekonomist, o bahsettiğim Dan Ariely ile bir karşılaştığımızda sohbet etmiştik. Şey diyordu. Bu büyük şirketler yolda gidiyorsun billboard'da karşında. Evet. Cep telefonunda, televizyonunda, sosyal medyanda her yerdeler ve biz diyoruz ki tüketici olarak senin mantıklı davranman lazım. Sen bir kişisin dev bir firmaya karşı, o kadar güçlü şeye karşı. Yani şimdi günümüzde insanlar çok da şey yapmayayım da şekersiz kola içiyorlar. Evet. Şimdi şekersiz kola içerken bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorlar ama içinde yapay tatlandırıcı var onun. O yapay tatlandırıcı sizin bağırsaklarınızdaki şeyleri, iyi huylu bakterileri öldürüyor. Ve dolayısıyla aslında normal koladan daha fazla yemenize ve daha fazla kilo almanıza sebep oluyor. Şimdi siz burada oturup şey yapabilirsiniz ama bir şirket sizi sürekli mesaj bombardımanına tutuyor. Şu şöyle iyi, aa bak şurada şöyle güzel görünen bir kişi bunu içiyor. Yani verilen mesajlar da farklı. Bizi gözetlediklerine inanıyorum. Şöyle inanıyorum. Mesela Google'da dolaşırken belli şeyleri araştırdığınız zaman ya da bir alışveriş sitesine girdiğiniz zaman bir süre sonra her oturuşumuzda o önceki yaptığınız araştırma önünüze geliyor. Yani biz kesinlikle gözetleniyoruz. Evet. Ve dediğim gibi karşımızda çok güçlü bir şey var. Güç var. Evet. Bu gücün bertaraf edilmesi için de bilinçli tüketici refleksine ihtiyacımız var. Orada da bir sürü sıkıntılar var işte duygusal tetikleyiciler, örnek aldığımız kişiler, dış uyaranlar. Yani evet. İşimiz biraz zor değil mi? Kesinlikle. Yani çok ünlü bir örnek vardır mesela bir tane Amerika'da bir kadın alışveriş işte bir mağazaya gidiyor, sürekli gidip geliyor ve kadının şeyi var, mağaza kartı var. Hı hı. İşte indirim almak için, şey yapmak için ama o mağaza kartı tabii kadın hakkında veri topluyor. Ne alıyor, ne sıklıkla alıyor, ne kadar alıyor bunları topluyor. Ve bir süre sonra bu kadın babasıyla beraber yaşıyor, bekar bir kadın. Hı hı. Bu kadının evine hamilelikle ilgili şeyler gönderilmeye başlıyor marketten. Ve adam da gidiyor markete diyor ki siz ne mesajı vermeye çalışıyorsunuz benim kızım hayırdır falan diyor. Sonra onlar da diyorlar ki bizce kızınız hamile. Diyorlar. Ne alakası var kardeşim falan filan dönüyor kızıyla konuşuyor ve kızı hamile. Yani dolayısıyla bizim kendimiz hakkında bildiğimizden daha fazla bilgiye sahipler. Evet. Yani çok basit mesela telefonunuzun uygulamalar o güvenlik kısmına gidin. Uygulamalar kısmında hangi uygulamaların kameranıza ve mikrofonunuza erişimi olduğunu bakın. Hemen hemen her uygulamanın var. Bu da demek oluyor ki hemen hemen her uygulamaya bizi dinlemesi ve gözetlemesi için zaten biz izin vermişiz. Attığımız adımdan haberdarlar değil mi? Bugün Google'dan sizin son bir haftada nereye gittiğinizi, ne kadar yürüdüğünüzü, nerede ne kadar kaldığınızı, arabayla mı gittiniz, yürüyerek mi gittiniz, ne yaptınız,
Hepsi çıkabilir. Hepsi çıkabilir. Ama bu bir güvenlik sorunu değil midir? Orada insan şunu sorması gerekmez mi? Askeri güvenlik kadar iletişim güvenliği de önemlidir ülkeler için. Tabii. Değil yani mi? Evet, oradaki açıklardan diğer ülkelerde bunun şeyini alıyor. Yani bunu şeyde de ülkeler arası diplomaside de yani bir ülke başka bir ülke hakkında bir şey biliyorsa bunu topluma iletişmeyi veya iletişmemeyi tercih edebilir. Başka bir siyasi lider hakkında gidip şey de diyebilirler. Bakın elimizde böyle böyle bir bilgi var. Bunun doğru olduğunu biliyorsunuz. Bunu kamuoyuna açıklamamızı istemiyorsanız gelin şu ticaret anlaşmasını imzalayalım da diyebilirler. Ya da direkt o ülkeyle rekabet halindeyse bir ülke bunu kamuoyuna da açıklayabilirler. Bu evet. İletişim şeyleri oluyor. İletişim kazaları da oluyor bazen ama iletişim gerçekten çok çok kuvvetli. Peki uluslararası finans uzmanı kimliğinizde bir sorun var. Biz nasıl zengin olacağız? Vallahi evet. O soruya cevap verdiğimiz zaman zengin oluruz. 1 milyon dolarlık soru. Bence insanların para kazanmak ve şey için tek ihtiyaçları olan sabır. Tek ihtiyaçları olan ama sabır. Ama kendini donatacak, sabredecek, araştıracak, boş durmamalı değil mi? Hani? Tabii. Hayır. Yani sabır şöyle. Şimdi. Ha, yatırım konusunda sabır. Doğru mu anladım? Her konuda. Mesela bir dil öğrenmeye başlarsınız. Biz isteriz ki o dili ertesi gün hemen sular seller gibi konuşalım. Sabredemeyiz. Halbuki bir yıl çalışmamız gerekir. Yatırım yapmamız gerekir. Sabretmemiz gerekir yani. Veya bizim ülkemizde gençlerde çok görülen bir davranış bu. Üniversiteden mezun olur olmaz bir şirkete CEO olmak isterler. Yani önce bir sabredeyim, biraz pişeyim, biraz tecrübe kazanayım değil. Hemen oraya, zirveye ulaşmaya çalışıyoruz. Zirveye ulaşırken ki maceranın keyfini çıkardığımız sürece o zirveye zaten ulaşırız. Ama zirveye giden, herkes zirveye doğru bir yolculuktadır. Çok şikayet edenler yolda kalır, zirveye varamazlar sabırsız olanlar. Sabredenler, biraz daha kendilerine sizin dediğiniz gibi ders çıkaranlar, her yaşadığı şeyden bunun da bana getirisi şöyle olacak diye bir kenara bir dersi alanlar, biriktirenler illaki parası olarak da zengin olacaklardır. Ama şimdi Adam Smith'in yine bir önemli bir sözü var. İş mevzu övülmekte değil diyor. Mevzu övülmeye değer olmaktı diyor. Bu da olgun insanlar övülmek istenmezler diyor. Olgun insanlar o övgüye layık olmaya daha çok önem veriyorlar. Şimdi o bizim atasözlerimizde de var. Olgun başak başını eğermiş. Yani aslında illa Adam Smith'e gitmemize gerek yok. Anadolu'da da bu tür şeyleri açıklayan çok güzel atasözlerimiz var değil mi? Başak içi boşken savruluyor. Evet. Olgunlaştıkça başını öne eğiyor. Başı öne eğiyor. Bizde ne oluyor? Hemen ben oldum psikolojisi. Değil mi? Evet. İçimizde çok boş kaldığı için kafamız sürekli dik oluyor. Çok dikleniyoruz. O da işte az önce bahsettiğimiz gibi şey. İletişim konusunda sıkıntı yaratıyor. İnsanların kalbini kırıyoruz. Sağlıklı hayır diyemiyoruz. Çalışanlarımıza, arkadaşlarımıza, sevdiklerimize vermek istediğimiz mesajı veremiyoruz. Nerede ne söylememiz gerektiğini bilemiyoruz. Bir şey uygun mudur değil midir? Onun ayrımını yapamıyoruz. Peki Suudi Arabistan'dasınız 5 yıldır. Neden? Ne yapıyorsunuz orada? Orada da iletişim yapıyorum. Orada biraz daha kamu sektöründeki şirketlerin iletişimini yapıyorum. Orada da işte şirket CEO'ları veya bazı bakanlar işte yurt dışında veya Suudi Arabistan'da yatırım zirveleri olduğunda veya farklı konferanslar olduğunda onların konuşmalarını yazıyorum. Veya onlara konferansa gitmeden önce diyorum ki konferans sırasında odada XYZ gazetecileri olacak. Gazetecilerin gündemi şu şu şu. Muhtemelen size şuradan soru gelecek. Yani sınava hazırlıyorsunuz aslında değil mi? Her türlü senaryoya hazırlıyoruz. Hadi diyelim ki bir gazeteci veya başka birisi, bir aktivist çok bir damarına bastı bir bakanın. Bakan da aslında söylememesi gereken bir şey söyledi. Veya çok
sansasyonel bir şey söyledi. Gaf yaptı yani. Bir gaf yaptı. Ondan onu nasıl kontrol altında tutabiliriz'e dair bir kriz iletişim stratejisi de oluşturuyoruz. Hı hı. Yani diyoruz ki böyle bir şey mi oldu? Heh, bütün açıklamalar tek elden yapılacak. Hı hı. Tek el bu kişi olacak. Herhangi birinize bir gazeteciden veya bir aktivistten bir açıklamayla ilgili bir talep geldiği zaman direkt bu kişiye yönlendiriyorsunuz. Hı hı. Sonra o kişiye gidiyoruz ve diyoruz ki basına söylenmesi gerekenler şunlar, 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 şunlar. Bu mesajın, bu iletişimin dışına çıkmayalım. Hı hı. Çıkarsak kontrol edemeyiz. Veya diyelim ki bir şey çok koptu, sosyal medyada inanılmaz konuşuluyor. Diyoruz ki hiçbir şey yapmıyoruz. Hı hı. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Olay çok daha büyüdüğü zaman diyoruz ki bir basın açıklaması yapmamız gerekiyor. Veya kendiliğinden olay geçip gitti. Yani açıklama için doğru zaman, doğru açıklama değil mi? Evet. O dengeyi kurmak. Yine en başta konuştuğumuz halet-i ruhiyeyi anlamak gerekiyor. Bazen insanlar siz bir gaf yaptığınız zaman duymak isteyecekleri tek şey sizin açıklamanız. Duymak istediği en son şey sizin açıklamanız. Bir şey yapıp mesela yine bir ikili ilişkilerden bahsedeyim. Gidip birisiyle konuştunuz, çok kalbini kırdınız. Hı hı. O an hemen özür dilemeniz uygun olmaz. Hı hı. Yani özür dilemek istiyorsunuz ama o an o kişinin dünyada duymak isteyeceği en son belki sizin sesinizdir. Hı hı. Ama bir araya bir gün, iki gün bıraktığınız zaman o kişiyi tekrar arayıp ya geçen gün farkındayım, senin kalbini kırdım. Özür dilemek için sana bir çay ısmarlayabilir miyim? Hı hı. Dediğiniz zaman bunun etkisi çok daha farklı olacaktır. O yüzden doğru zamanlama, karşınızdakinin haleti, ruhiyesini anlama, ne diyeceğinizi, doğru kelimeleri bilmek, kullanmak hepsi bir komple bir paket. Peki Türk insanının siyasete bakış açısı nedir? Türk insanının siyasete bakış açısı. Vallahi herkes potansiyel bir şey. Türkiye'de herkes potansiyel bir lider. Hı hı. Siyasete bakış açımızın... Yani siyasi iletişimde karnemiz ne durumda? O tarafta çok... Son zamanlarda biraz daha profesyonelleşmeye başlıyor. Hı hı. Siyasi iletişim. Ama o tarafta da çok aşırı iyi kullandığımızı düşünmüyorum. Kullansak mecliste kavga etmezler zaten. Evet. Değil mi? Evet. Öyle de bir sıkıntı var. Peki, klasikler demiş ki borçlanma ertelenmiş vergidir. Keynesyenler borçlanma olağan gelirdir diyor. Türkler borç yiğidin kamçısıdır diyor. Bunu konuşalım. Borç yiğidin kamçısıdır. Evet, yani o biraz daha aslında geleceğe bakış açısını gösteren bir şey. Evet, evet. Yani borçlanıyorsanız ya içiniz rahat bir şekilde borçlanıyorsanız geleceğe belki güven duyuyorsunuzdur. Hı hı. Çok orada aslında çok farklı ihtimaller var. Ya geleceğe güven duyuyorsunuzdur ya da çok umurunuzda değildir. Hı hı. İkisinden bir tanesi oluyor. Ya da geleceğinizi ona göre planlıyorsunuzdur. Ama her şekilde insan üzerinde baskı yaratan ve insanın yönetmesi gereken bir durum. Borçlu. Biz borcu seviyoruz ama değil mi? Biz seviyoruz. Çok neden? Seviyoruz. Çünkü şöyle, biz olayın kazanç tarafına odaklanıyoruz. Yani bir kişi gidip bankadan 250 bin lira kredi çektiği zaman bunun faiziyle beraber ben 400 lira borçlandım demiyor. Kredi çekti. Benim 250 bin liram var diyor. Ha var diyor, evet. Evet, ama sen o 250 bin lirayı alarak eksi 150 bin liraya geçtin. Biz o tarafına bakmıyoruz. Biz biraz daha böyle yeşil tarafa, iyimser tarafa odaklandığımız için kötü senaryolara çok hazırlıksız yakalanıyoruz. Hı hı. O yüzden mesela Türkiye'de bankacılık sektörü inanılmaz. Yani BBVA gibi İspanyol bankaları, diğer büyük bankalar Türkiye'de çok rahat varlıklarını sürdürüyorlar ve inanılmaz bir karlılık içerisindeler. Çünkü borçlanıyoruz ama bir o kadar da aslına bakarsanız borcuna sadık bir milletiz. Hı hı. Yani uluslararası tahvil piyasalarında Türkiye'nin kredisi çok yüksektir. Çünkü Türkiye borcunu ödeyen bir ülke. Çünkü yiğittir. Evet. Evet. Hayır, çünkü bir daha isteyeceğiz biliyoruz. Bir daha isteyeceğiz. Şimdi vereyim de bir daha isterim diyoruz. Evet. Peki kamu bankalarının da finansman iletişimi diye bir konu çalışma alanınız içerisinde. Hı hı. Bu konuda bize neler söylemek istersiniz?
kamu bankalarının yani o biraz daha tabii şey tarafında bankaların kendilerine kurmak istedikleri imaj, biraz daha tüketiciyi nasıl teşvik etmek isterler bazı şeylere. Mesela az önce bahsettik ya, işte çok büyük bir şirket aslında sizin cep telefonunuzdadır, size bildirimler gönderir, yolda yürürken billboardtasınızdır, şöyledir böyledir. Mesela hiçbir bankanın reklamında mutsuz bir insan görmezsiniz. Değil mi? Hepsi çok mutlu. İnanılmaz mutlu. Bizle çalışın, işte siz de böyle varlıklı olursunuz, böyle zengin olursunuz, şu olursunuz, bu olursunuz. Yani dediğim gibi bankalar bakıyor, mesela Merkez Bankası önümüzdeki dönemde faizi düşürecek muhtemelen bir 6 ay veya 1 sene içerisinde. Bankalar o faizler düşmeden, kendi kredi faizleri düşmeden şimdi mesaj atıyorlar. İşte yüzde bilmem kaç faizle krediniz, ön aylı krediniz hazır. Çünkü biliyorlar hani şimdi %5 faizden verecekse 6 ay sonra %3 faizden verecek. O yüzden şimdiden insanları dürtmeye, insanları tetiklemeye çalışıyorlar. Kim bilir bir şey alacaksınızdır, sizin de o paraya ihtiyacınız vardır. Şimdi daha yüksek maliyetle alıyor olursunuz o bankada. O fırsat maliyetine katlanmak aslında da değil mi? O konuda çok büyük riskler alıyoruz ister istemez. Evet, evet. Yani yine konuştuğumuz gibi şey... Biraz daha sabırsızlık. Bir an önce 10 milyon lira paramız olsun istiyoruz. Ama 10 milyon lira para olacakken o para önce 1 olacak, sonra 2 olacak, sonra 3 olacak, sonra 4 olacak, sonra tekrar 3 olacak, sonra 4 olacak, sonra 5, 6, sonra tekrar 4 olacak. Eninde sonunda 10 olacak. O sabra katlanamıyoruz biz. Siz kendi özel hayatınızda bu tür yatırımlarda nasıl bir yol izliyorsunuz? Yani ben klasik şeyleri de yatırım yapıyorum. Yani altına bir yapılan sepet mi bir yatırım yani değil. Risk sepeti. Evet, evet. Yani benim beğendiğim şirketler var Türkiye'de. Onlara çok gönlüm rahat bir şekilde yatırım yapıyorum. Bir de iki tane yeğenim var, ufaklar. Onlara mesela doğum günlerinde ve yılbaşlarında. Doğum günü ve yılbaşında bir şirketin, benim sevdiğim, beğendiğim ve ileride çok şey olacağını düşündüğüm bir şirketin her doğum günlerinde 10 tane hissesinden alırım. Onlar 18 yaşlarına geldiklerinde kendileri ne yaparlarsa artık kendi kararı. Yani o sabır kısmını o yaş dolana kadar geçirmiş oluyor zaten, olgunlaşmış oluyor değil mi evet. Bir şekilde? Evet, evet. Onlar da artık 18 yaşına geldiklerinde onu eğitimleri için mi kullanırlar, seyahat etmek için mi kullanırlar? Veya onlar da üstüne koyar, biriktirmeye devam mı ederler? Onlara kalmış bir şey. Yani o yatırımı biraz daha uzun vadeli, özellikle hani borsa ve hisse tarafında yatırım yapmak istiyorsa insanlar. Bu arada bunları söylemişken ben de dediğim gibi piyasa uzmanından ziyade biraz finans gazeteciliğim var. Oradan gördüklerim kadarıyla aktarıyorum. Biraz da kendi özel hayatımdan sorunuza cevaben aktarıyorum. Biraz daha uzun vadeli baktığında insanlar... O yatırımı şeyi yapıyorlar. Çünkü borsada iki şey vardır. Bir değer yatırımcısı vardır. Bir de teknik göstergelere göre yatırım yapanlar var. Yani teknik göstergelerde de der ki çıkmış, düşmüş, bir daha çıkmış, bir daha düşmüş. Buradaki dip şuradakinden daha aşağıya geldiğine göre düşüş devam edecek diye satar. Şirketin karı, zararı, geleceğe dair yaptığı yatırımlar vesaire hiçbir şey umurunda değildir. Bunlar biraz daha borsadan para kazanmak üzerine yapılan hareketlerdir. Ama hani bir mesleği varsa birisinin zaten severek, zevk alarak yaptığı bir iş varsa yatırım tarafında biraz daha uzun vadeli düşünmeli diye düşünüyorum naçizane. Evet, güzel bir sohbet. Bilmukabele çok teşekkür ediyorum. Benim sorularım bitti. Aslında konuşacak çok şey var da evet. Çok da konuyu dağıtmamak adına ekleme yapmak istediğiniz bir şey varsa ekleyebiliriz. Biz bugün hep tüketiciyi finansal açıdan işte davranış psikolojisini falan konuştuk. Evet. Hani buna tutup da biraz daha yatırım vari devam edelim derseniz süremiz var. Devam edebiliriz. Yani sadece biraz daha belki iletişim tarafından son bir şey söylemek isterim. Artık dünya, iyi haber şu, dünya iletişimin önemini gittikçe anlıyor, kavruyor ve bu alana yatırım yapıyor. Kötü haber şu, çok yavaş gidiyor. Yani çok farkında değiliz iletişimin hayatımızda oynadığı rolü,
bir iş lideri olarak, şirket sahibi olarak yani kendimizi ifade etmekten ziyade, kendimizi ifade etmemiz zaten işin temelinde. Ama diğer yandan da Türkiye'de mesela yurt dışına açılım yapacak bir iş insanıysanız, Türkiye'de neler konuşuluyor bunu bilip gündeme biraz gündeme ait kılıp ona göre kendisini bir düşünce lideri olarak pozisyonlandırmak isteyen herkes yavaş yavaş iletişime daha çok önemli. Ama iletişimi çok iyi başardığımız birkaç olay mesela sosyal doğal afetlerde depremde yaşadık. Çok güzel bir araya geldik. Yaraları sarmak adına tek yürek olduk. Son günlerin en üzücü olaylarından bir tanesi Narin olayı. Hani buna da değinmeden geçemeyeceğim. Ne yazık ki Türkiye'de çocuklar katlediliyor, kadınlar katlediliyor, sokak hayvanları katlediliyor. Böyle bir realite var ve buna direnç gösteren, ses yükselten bir kesim var. Bu ses ne kadar yüksekse o kadar çözüme ulaşıyor. Değil mi? Bu konuda evet. Ne düşünüyorsunuz? Depremden başlayayım öncelikle. Hı-hı. Deprem olduğu zaman ben yurt dışındaydım. Ve yani Türkiye'de şöyle bir gerçek var Nil Hanım. Türkiye'de hangi yani background'ı ne olursa olsun insanlar kötü gününde birbirinin yanında oluyor. Böyle bir şeyimiz var. Ama bizi maalesef o kötü günlere sürükleyen insanlar da oluyor. Bu az önce bahsettiğiniz gibi çocuk katilleri, bebek katilleri de olabiliyor. Veya işini doğru dürüst yapmayan müteahhitler de olabiliyor. Hı hı. Ama toplum olarak birbirimize ihtiyaç olan dönemde birbirimizin yanında oluyoruz. Yani aslında hep kolluyoruz birbirimizi de. Evet. Değil mi? Ama işte insan bizde yine biraz böyle belki şart kültürüdür. İnsan sevdiğine kötü davranıyor ya biraz. Evet. Sevdiğimiz için herhalde birbirimize çok da iyi davranmıyoruz. Hı. Öyle bir huyumuz da var. Ama hakikaten ihtiyaç olduğu zaman o depremde olduğu gibi kötü günde hep birbirimizin yanında olacağımızı gösteriyoruz. Sadece birbirimizin değil aslında dünyanın neresinde bir kötü giden bir şey varsa biz orada oluyoruz. Öyle de bir özelliğimiz var. Tabii. Değil tabii, mi? Tabii. Mağdurları çok seviyoruz. Hı-hı. Ama bu iletişimi burada gösterdiğimiz bağlılığı gündelik hayatımıza da yayıp ekonomik kalkınmayı ne bileyim hayatımızın önceliklerini tayin etmeye ya da bilinçli tüketici olmayı daha doğrusu bizi köşeye sıkıştıran her şeyin karşısında dimdik durabilmeyi bilmemiz de gerekiyor. Birbirimize evet. Yol gösterici olmamız gerekiyor. Dinlememiz gerekiyor. Yani benim Akın Aytekin'den alacağım bir sürü bilgi vardır. Hı. Değil mi? Hani Akın Aytekin'in de benden alacağı bir bilgi vardır. Ya da evet. İkimiz birlikte çıkıp şurada bir takım insanları aydınlatabiliriz. Bilgiye kapılarını kapatmamak gerekiyor. Evet. Bence altın kural kesinlikle bu diye düşünüyorum. Aynı görüşteyim. Peki, teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Nazik çok davetiniz. Güzel bir sohbetti. Evet, kıymetli izleyicilerimiz bugün uluslararası finans uzmanı Akın Aytekin canlı yayında konuğumuz oldu. Güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim ve en kısa zamanda sizi tekrar burada Nil TV stüdyolarında canlı görmek isteriz. Memnuniyetle. Bunu da buradan iletelim. Bir teşekkür de bizleri sizlerle buluşturanlara, yapımda ve yayında emeği geçenlere olsun. Bugün Perspektif özel bölümüyle karşınıza çıktık. Yani yarın Perspektif kendi saatinde saat 15'te yine ekranda olacak. Hafta yine aynı saatte farklı konuklarla, farklı konularda Perspektif'te yol alabilmek ümidiyle. Şimdilik hoşça kalın. Nil TV'de kalın.